Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla bu hafta da karşınızdayız. Yine gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Gündem oldukça sıcak. Özellikle de ekonomi gündemi. Son bir aydır neredeyse ekonomiyi hep konuşuyoruz. Özellikle de son süreçte Aralık ayına girmemiz münasebetiyle de asgari ücret beklentilerini çok daha fazla konuşur olduk. Stüdyo konuğumu size tanıtayım. Sonra kısaca neleri konuşacağız o başlıklara değineceğim. Kenan Çelik gazeteci arkadaşımız bu akşam Rehber Gündem konuğu olacak. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Bir başlıklara değinelim. İzleyiciler en azından ne konuşacağımızı, gündemimizde neler olacağını bilsin. Ekonomi gündemi söyledik. Tabii hükümet ekonomide bir kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor. Hükümetin Kurtuluş Savaşı'nın nitelendirmesi ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Faizle mücadele konusunu yine konuşacağız. Ekonomide yeni model tartışmaları, faizin indirilmesi, hatta mümkünse sıfırlandırılması. İlk etapta ütopik gelebilir ama belli bir süre, zaman zarfı sonrasında gerçekleştirilebilecek bir hedef doğrusu bu. Bunu konuşacağız. Bununla birlikte Türkiye'nin eğitim meselesini konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Eğitim Şurası toplanmıştı. Oldukça fazla kararlar alınmıştı. Bu kararları konuşacağız. Eğitim sisteminin sorunlarını yine konuşmaya çalışacağız. Programın ilerleyen dakikalarında da Türkiye'nin dış politikasını değerlendireceğiz. Özellikle de son dönemde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist işgal rejimiyle geliştirmiş olduğu yeni ilişki süreçleri var. Bunları değerlendireceğiz. İngiltere'nin Hamas'ı, Filistin İslami direnişini hedef alması var. Hamas'ı biliyorsunuz İngiltere terör örgütü ilan etti. Terör örgütü listesine aldığını açıkladı. Balkanlarda artan gerilim gündemin bir diğer önemli gelişmesi. Bunların tümünü Rehber Gündem'de konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Ekonomiyle başlayalım. Faizde mücadele ve döviz kurundaki dalgalanma. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faize karşı hep eleştirel yaklaşımlarda bulunur ki zaten faizin karşısında hep olduğunu söyler. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, sonuçtur diye de vurgular. Geçtiğimiz günlerde ard arda döviz kurunda gece yarılarında yukarı doğru bir ivme gerçekleşti. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz karşıtı açıklamalarının ardından biraz bu süreci değerlendirelim. Sonra o Kurtuluş Savaşı nitelendirmesinden de bahsedeceğiz. Evet, şimdi hani Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da özellikle bir süredir ifade ettiği üzere düşük enflasyon, düşük faiz noktasında bir politika izleniyor. Tabii her ne kadar düşük faiz denilse de halihazırda çok ciddi bir faiz var. Yani yüksek bir faiz söz konusu, %15. Bu da gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok çok yüksek bir faiz olduğunu gösteriyor. Ama daha önce %19'lara, %20'lere varan bir faiz söz konusuydu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı hani bu konuda faizin düşürüleceğini, daha fazla düşürüleceğini ifade etti. Bu konuda yaptığı açıklamalara baktığımızda daha önce bu konuda hani nas var demişti zaten. Dolayısıyla hani faize karşı olduğunu ifade etmişti. Bu tabii kafalarda bir takım soru işaretlerini doğurdu. Acaba faizsiz bir ekonomi modeline geçiş söz konusu olabilir mi? Tabii piyasaların buna yönelik tepkileri, abartılı tepkileri oldu. Faiz lobisinin, ulusal ve küresel faiz lobisinin hani tepkisi şiddetliydi. Özellikle kur atağı şeklinde. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanı belki de bir geri adım mahiyetinde yeni açıklamalarda bulundu ve bu kez ben yüksek faize karşıyım dedi. Hiçbir zaman yüksek faizi savunmadım. Bundan sonra da savunmayacağım dedi. Tabii yüksek faizi savunmamanın yani savunmanın zıddı nedir dediğimizde düşük faiz çıkıyor. Oysa burada asıl olan tamamen faizsiz bir ekonomi olması gerekiyor. Henüz Türkiye'nin o noktada olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kastettiğinin bu olmadığını, belki bireysel anlamda hani düşüncesinin farklı olduğunu pekala söyleyebiliriz. Yani tamamen işte faize karşı tabii ki bir Müslüman olarak bunun başka bir alternatifi çaresi yok. Ancak öyle zannediyorum ki şu anki geçer akçenin, şu anki ekonomide ulusal ve küresel anlamdaki egemen sistemin, yerleşik sistemin bu olduğu. Dolayısıyla yani bunu öyle ya da böyle kabul etmek zorunda kaldığımız şeklinde böyle bir ön kabul var.
Dolayısıyla tamamen faizsiz bir ekonomi değil, düşük faiz ifade ediliyor. Oysa olması gereken tamamen faizsiz bir ekonomi modeline geçiş olmalı. Ama bununla beraber de Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımı ifade ettiğimiz üzere hem ulusal hem küresel düzeydeki faiz lobilerinin tabii ki rahatını kaçırdı. Dikkat ederseniz yani böyle Türkiye'de her faiz kararının açıklanacağı gün öncesinde uluslararası bir takım kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası işte bu IMF olsun, Dünya Merkez Bankası olsun, bunların bir takım temsilcileri ya da küresel anlamda, küresel piyasalar konusunda tanınan bir takım sözde ekonomistler, bir takım ekonomi yazarları vesaire, bunlar Türkiye'ye yönelik böyle bir atağa geçme durumları hep söz konusu oldu. Yani olmaya ki Türkiye faizi düşürsün. Çünkü yüksek faizden kazanan onlar. Evet. Yüksek faiz olduğu zaman sıcak para girdisi oluyor mu? Evet oluyor. Ama bu finans sistemine yönelik ve kısa süreliğine bir yatırım söz konusu oluyor. Bu reel sektöre girmiyor. Reel sektöre, üretime, istihdama yansımıyor. Dolayısıyla kısa vadede onlar kazanıyor. Türkiye'ye sıcak para girdisi Türkiye ekonomisini daha fazla onlara bağımlı hale getiriyor. Nasıl oluyor? Şimdi daha fazla bir sıcak para girdisi, kısa vadeli bir yatırım şeklinde sıcak para girdisi oluyor. Fakat bu para hani ürkek bir para, faizi düşüreceğiz şeklindeki yaklaşımlar olunca anında bu para tekrar geri çekiliyor. Geri çekildiği zaman da işte şu anda yaşadığımız bu devalüasyon dediğimiz durumlar, kurdaki işte Merkez Bankası'nın ifadesiyle sağlıklı olmayan, doğal olmayan kur artışları, dövizdeki Evet. artışlar hani söz konusu oluyor. Bu da tabii Türkiye'nin yani bugün değil 10 yıllardır hep IMF'ci politikalar izlemesi, her ne kadar işte son yıllarda IMF ile Türkiye'nin ilişkileri en azından alacak verecek ilişkileri sona ermiş olsa da Türkiye'nin bununla ilgili borcu bitmiş olsa da bugüne kadar yani Türkiye'yi bu hale getiren, ekonomik anlamda bu bağımlı hale getiren IMF politikalarıydı. İşte Dünya Merkez Bankası'na onu referans alan, onu merkeze oturtan hani ekonomi politikalarıydı. İsimler değişti, iktidarlar değişti ama ekonominin patronları bunlar hep o sistemin içerisinde yetişmiş ve o sistemle de çoğunlukla dirsek teması olan isimlerdi. Yani şimdi Osmanlı'nın son döneminde hani padişahlar sadrazam atarken, vezir atarken, bakan atarken bugünkü anlamda artık son dönemde öyle bir raddeye gelmişti ki batılı devletlerin, İngiltere'nin, Fransa'nın, işte kimi zaman da Rusya'nın yönlendirmesi etkisiyle isimler belirleniyordu. Türkiye'de de 10 yıllardır ekonominin patronları, istisnalar olabilir. Bunlar da öyle zannediyorum ki yani bir elin parmak sayısına geçmez. İstisnalar dışında 10 yıllardır Türkiye'de ekonomi patronları ve ekonomiye yön veren bu işin mutfağındaki yüksek bürokratlar aslında Türkiye'deki, Türkiye'nin yerleşik, yerli sisteminden ziyade küresel sisteme bağlı isimlerdi. Ve onlar tarafından önleri açılan bir şekilde desteklenen, onların getirilmesi noktasında bir takım yönlendirmelerin yapıldığı isimlerdi. Bununla ilgili gerek Ecevit döneminin işte ekonomi patronluğunu yapmış isimler bugünlerde ekran ekran dolaşıp anlatıyorlar. Yani Evet. neler neler döndüğünü bu vesileyle kamuoyu da daha iyi öğrenebiliyor. Hani biliyorsunuz bu Anasolme hükümeti döneminde IMF ile çok sorunlu bir ilişki gelişmişti. O dönemde yani Türkiye'de insanlar hükümetin bakanlarından daha çok IMF'nin Türkiye masasının şefini biliyordu, ismini biliyordu. Ve her geldiğinde manşetler atılıyordu. Elinde işte küçük, orta boy bir siyah çantası oluyordu. Acaba bu çantasında ne getirdi, ne götürdü? Yani Türkiye'nin derdine deva olacak para o çantaya sığmaz. Evet. Getirdiği ne? İşte acı reçete diye ifade edilen bir takım dayatmalar. Yani o dönemleri hani gözümüzde canlandıralım. Tabii o günden bugüne yani Türkiye ciddi mesafe kat etti. En azından borç noktasında, alacak verecek ilişkisi noktasında ciddi adımlar atıldı ama mantalite değişmedi ve o dönemin işte ekonomi patronu olarak dışarıdan getirilen Kemal Derviş'in ekonomi politikaları, reçetesi, yazdığı reçete öyle ya da böyle belki isim değiştirdi, belki şekil değiştirdi ama ruhu değişmeksizin hani bugüne kadar geldi. İşte yeni ekonomi bakanı olan hani Nebati, Sayın Nebati'nin açıklamaları oldu. Evet.
bakan olarak atanmasından önce bakan yardımcısı sıfatıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olmuştu. 2013 yılına bir gönderme yapıyor ama genel anlamda son 19 yılda ilk defa hükümetin bağımsız ekonomi noktasında ciddi bir risk aldığı, ciddi bir hamle yaptığını ifade ediyor. O zaman şurada bu soruyu sorayım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ekonomide bir kurtuluş savaşı verdiklerini vurguladı. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğu konuşmada. Şimdi AK Parti iktidarı döneminde Kasım 2002, 19 Kasım'da ekonomi bakanları da dikkatimi çekiyor. Hep Kasım ayında değişiyor. Kasım ayında işbaşı yapıyor. Yıl sonuna tekabül ediyor bunlar da hep genelde. Kasım ayında 2002'de Kemal Unakıtan'la ekonomi yönetimi başlamıştı AK Parti'nin. Evet. O günden bugüne 6 ekonomi bakanı değişti. Tabii bununla birlikte Merkez Bankası'nın da başkanı değişti. Neredeyse artık son dönemde 3 ayda bir değişiklik oldu. Ekonomi yönetiminde böyle bir dalgalanma oldu. Şimdi bu ekonomik savaş nitelendirmesini nasıl okumak gerek? Yani Türkiye'nin ekonomisi de çok iyi bir durumdaydı da veya bugün çok kırılgan bir durumda mı da bugün bu sorunları, bu problemleri yaşıyoruz? Evet. Aslında o dediğiniz dönemde işte Ali Babacan'ın hani uzunca bir süre ekonominin patronu olduğu dönemler, şimdi o dönemin temel özelliği alabildiğince özelleştirmeydi. Özelleştirme ve bu özelleştirme üzerinden sürekli hazineye bir sıcak para girdisi söz konusuydu. Yani o dönem muhalefetin hükümete ekonomi noktasında en çok eleştirdiği konu buydu. Özelleştirmelerdi. Devletin, ülkenin işte önemli stratejik kurumların satıldığıydı. Bugün savunma sanayi ile ilgili bazı alanlarda bu tarz iddialar olsa da o gün bir bütün olarak yani ekonomiyle ilgili eleştiriler, özelleştirmelere odaklanmış durumdaydı. Gerçekten de böyle bir özelleştirme furyası vardı. O günkü özelleştirmelerle elde edilen sıcak paralar artı işte küresel sermaye ile hani birlikte dirsek teması içerisinde onlarla uyumlu, onların çıkarlarını da gözeten bir politik yaklaşımla bugünlere gelindi. Yani hani en azından küresel sermaye ile mevcut hükümet arasında bu son birkaç yıldır bir çatışma var. Bu köprü çok atıldı mı? Köprü atıldı, evet. Çünkü küresel sermayeyi de hani küresel şirketokrasi imparatorluğu diye ifade edebileceğimiz aslında bir yapı var ve bu yapı mevcut hükümeti hani bir şekilde alaşağı etmek istiyor. Yani biz bunları söylerken mevcut hükümetin ekonomiyle ilgili yanlış politikaları vesaire bunlar yoktur demiyoruz. Onlara da değineceğiz. Evet. Ama mevcut küresel sermaye şu anda başka bir karta oynamak istiyor. Bunu işte Biden'ın ağzından da hani duyabildik, dinledik. İşte yani muhalefetin önünü açma, muhalefeti güçlendirme noktasında açıklamaları vardı. Bu küresel sermaye çevrelerinin, tabii bunlar sadece ekonomik teşekküller değil. Yani siyasi düşünce kuruluşlarından tutun da bir takım siyasi yapılara kadar çok geniş yelpazede bir ahtapot gibi yayılmış durumdalar. Dolayısıyla o yan kuruluşları üzerinden de serdedilen bir takım raporlar oldu, yapılan açıklamalar oldu. Bunu net bir şekilde orada görebiliyorsunuz. Ve işte o dönemden yani AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden özellikle 2013-2014 yılına kadar çok yoğun alabildiğine bir özelleştirme, küresel sermaye ile dirsek teması içerisinde onların çıkarlarıyla uyumlu bir ekonomi politikası, buna binaen de sıcak para girdisi üzerinden büyüyen bir Türkiye söz konusuydu. Ama bugün gelinen noktada neyi görüyoruz? Meğerse bu paralar kalıcı yatırıma dönüşmedi, istihdama dönüşmedi. Yani betona döküldü, işte mega projeler yapıldı ama bu projeler uzun vadede istihdam oluşturan projeler değildi. Belki işte ulaşımda rahatlama sağladı. O anlamda insanların hayatına pozitif katkılar sundu. Ama istihdam noktasında ülkenin kalıcı hani üretim noktasında üretimi arttırma ve çeşitlendirme noktasında herhangi bir katkıları yani olmadı. O gün istihdam ve üretime çok daha fazla ağırlık verilseydi bugün bu sorunları yaşamaz mıydık diyorsunuz? Tabii ki yani o gün bu gelen sıcak para veya işte bir takım yatırımlar bunlar kalıcı yatırıma dönüşseydi. Bunlar finans sektöründen ziyade reel sektöre yani hiç mi reel sektöre gitmedi? Elbette ki gitti. Reel sektörde de ciddi büyüme rekorları kırıldı ama bunlar genel anlamda Türkiye'nin üretimini hani bugünün derdine deva olacak, bugünün ihtiyacını karşılayacak boyutta üretime dönüşmedi. Kalıcı üretime dönüşmedi, istihdama dönüşmedi. Zaten yani Türkiye'ye mal olsaydı
Türkiye'ye mal olsaydı, kalıcı üretime, istihdama hani dönük yatırımlar olsaydı, Türkiye bugün bu sorunları yaşamayacaktı. Biz neyi görüyoruz? Demek ki o dönem, yani o dönem tamam büyüme rekorları kırıldı. Şu anda da rekor kırılıyor iddiaları var. İşte resmi açıklanan rakamlar da bunu Türkiye gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyüyor. Evet, ama diğer taraftan baktığımızda bunlar yani istihdam oluşturmadı. İstihdama katkı sunmadı. Reel sektör o anlamda hani büyürse üretim artar, istihdam artar. Bu noktada çok zayıf kalındı ve Türkiye'deki ekonomiyi, Türkiye ekonomisini daha fazla dışa bağımlı hale getirdi. Bugün işte bu sermayenin asıl sahipleri Türkiye'ye iç veya dış siyasetiyle ilgili herhangi bir politik dayatmada bulunduğu zaman, Türkiye buna res çektiği zaman anında ekonomi kartını, ekonomi silahını devreye koyuyor. Dolayısıyla bugün yaşananların bu boyutu var. Ama tabii ki bu süre zarfında hani özellikle meselenin temel nirengi noktası şura. Yani bugüne kadar hükümet dışa bağımlı, küresel sermaye ile uyumlu bir şekilde yol yürüdü. Son dönemde küresel sermaye çevrelerinin farklı bir karta oynaması üzerine hani bu köprüler atıldı. Dolayısıyla bugün yani bu saldırıları karşılamak için bir takım hamleler yapılıyor ama 19 yıllık süre zarfında bugünler görülmediği için bugünlere yönelik kalıcı yatırımlarla hani ayakları yere basan sağlam bir ekonomi modeli oluşturmakla yani bugünler öngörülmediği ve hazırlık yapılmadığı için bugün son derece kaygan bir zeminde, kırılgan bir zeminde adeta bir buz pistine dönmüş bir ekonomi O zaman sahası var. Siz yani son ifade ettiklerinizde birlikte şu an içinde olunan girdap, ekonomik girdap, dar boğazın aşılacağı çözümü de ortaya koyuyorsunuz. Üretim ve ihracat, istihdamın büyütülmesi. Tabii ki. Yani şimdi bunu mevcut hükümet söylüyor. Hemen her vesileyle açıkladıkları politika, ekonomi eylem planlarında bunları ifade ediyorlar. Üretim, istihdam. Özellikle son haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün ekonomiyle ilgili açıklamalarında bu var. Yani üretim, yatırım, üretim, istihdam vurgusu var. Ama şimdi faizin olduğu yerde bunun olması pek mümkün değil. Bu sınırlı olur. Faizin olduğu yerde. Yani şimdi bir taraftan bir havuz düşünün. İşte alttan su gidiyor. Delik var. Su gidiyor. Diğer taraftan da yukarıdan siz habire su ekliyorsunuz. Ama siz su eklerken aşağıdan su gittiği için havuz su tutmuyor. Yani önce o gideri kapatmak lazım. Gideri kapatmak lazım. Bu nedir? İşte faize dayalı ekonomidir. Faizin bir bütün olarak dışlanması, ortadan kaldırılması, faize dayalı sistemin ortadan kaldırılması gerekir. İsraf ekonomisinin hani önüne geçilmesi gerekir. Bu ve bu noktada yapısal bir takım reformların hayata geçirilmesi gerekir. Şimdi bu adımlar bir bütün olarak atılmadan, yani siz bir taraftan yaparken diğer taraftan o bozucu etki varlığını sürdürüyorsa, yani günü kurtarırsınız. Günübirlik pansuman tedavi dışında ötesine hani geçmeyecek bir yaklaşım ortaya koymuş olursunuz. Tabii burada bu hani Kurtuluş Savaşı dediniz ya orada bir iki hususun da altını çizmekte yarar var. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bunu sadece ekonomi alanında kullanmadı. Siyasi anlamda da kullandı, siyasi meseleler noktasında da kullandı. Dış politikada ABD ile Avrupa ile karşı karşıya kaldığımız noktalarda da yani Türkiye bir bütün olarak yani hem iktisadi hem siyasi anlamda Türkiye işte bir kurtuluş savaşı veriyor, Türkiye bir bağımsızlık savaşı veriyor vesaire ifadeleri oldu. Tabii bunu yani devlet başkanı sıfatıyla bu açıklamaları yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bundan hareketle şunu sormak lazım, sorgulamak lazım. Yani Türkiye yani bağımsız ve egemen bir devlet değil miydi? Değilse bugüne kadar işte tarih derslerinde ve genel anlamda resmi anlatımlarda anlatılan şeyler nelerdi? Yani bağımsız değildiysek, egemen değildiysek, bağımsızlık diye bize anlatılan şey neydi? Yok bağımsızlıkta daha sonra kaybettiysek bu bağımsızlığı ne zaman ve hangi olayla kaybettik? Dolayısıyla bunun üzerinden o noktada da pekala bir sorgulama yapmak lazım. Ama özellikle iktisadi, ekonomik anlamda zaten Türkiye'nin bağımsız olmadığı, bağımlı olduğu çok net ortada. Siyasi alanlarla da ilgili benzer bir olumsuz tablo ekonomide olduğu kadar olmasa da var maalesef. Şimdi tabii 19 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Bu iktidar sürecince çok sayıda Maliye Bakanı değişti, Merkez Bankası Başkanı değişti. Daha önce de faizler
geri çekilmişti yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki söylemlerinin ardından. Ama yine bahsettiğiniz o uluslararası çevrelerin ve ulusal kimi faiz lobilerinin baskısıyla geri adım atılmış. Faizler tekrar yükseltilmiş. Hatta 19 puana kadar çıkmıştı. Ancak son süreçte bundan taviz verilmiyor. Hükümet bu süreci devam ettirecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Devam ettirebilecek mi? Taviz verme durumu var mı? Veya bu süreci devam ettirmeli mi faizle mücadelede? Evet. Yani kanaatimce çok geç kalınmış bir mücadele. Hı hı. Ve hala daha sorunlu bir okumaya, eksik bir okumaya dayalı bir mücadele. Eksik okuma derken? Yani şimdi yani faizi tamamen dışlama değil de yani düşük faiz. Hı. Şimdi düşük faiz olduğu zaman ne olur? İnsanlar daha fazla bankalara yönlendirilir. Bunu hani yakın dönemlerde gördük. Evet. Şimdi faizler düştüğü zaman insanlar ev alayım, araba alayım vesaire diye çeşitli gerekçelerle bankaların yolunu tuttular. Bu orta vadede insanları bankalara köle yaptı. İnsanları daha fazla faiz illetine bulaştırdı. Bugün küçük esnaf, orta ölçekli hani küçük ve orta ölçekli işletmeler bunların çok ciddi anlamda böyle bir borç sıkıntısı var. Borçlarını ödeyemiyorlar. Bankalara olan borçlarını ödeyemiyorlar. Bir bankaya olan borcunu bir başka bankadan aldığı krediyle ödüyor. Yani bunu yaptıran şey bir yerde düşük faizdir. Şimdi yüksek faiz olduğu zaman insanlar çok ciddi parası vardır. Faize yatırır, faizden para kazanır kendince. Bu ayrı ama işte bankadan kredi çekip bir ev alayım, araba alayım vesaire yapayım diyen insanlar o noktada faiz yüksek olunca buna yanaşmaz. Düşük olursa bankaya başvuran müşteri sayısı katlanır, artar. Dolayısıyla düşük faiz de bir tuzaktır. Şimdi şu an mevcut hükümetin ortaya koyduğu yaklaşıma, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarına baktığımızda yani faizi tamamen dışlama değil, yüksek faizi dışlayan, düşük faizden yanayım mealinde bir yaklaşım. Ya şimdi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde şunu da söyledi. Ülkenin ihtiyaçları kadar faiz uygulamasından bahsetti. Evet, evet. Yani oysa yani faizin bir bütün olarak reddedilmesi lazım. Şimdi bu günlerde konuşuluyor. Aslında konuşmak bunu çok ciddi anlamda gündemde yapmak lazım. Nedir o? İslam iktisadı. Evet. Şimdi bunu tabii ki İslam iktisatçıları bu konunun hani uzmanları, yıllarını bu konuya vermiş, araştırmaya vermiş isimlerin yani bunu çok daha fazla konuşup gündem yapması gerekir. Yani madem ki ekonominin en temel sorunu dışa bağımlılığıdır. Ekonomi üzerinde işte bir yani faiz ve kur sarmalı dediğimiz böyle bir kısır döngü var. Doların hegemonyası var. Bundan kurtulmak lazım. Öyleyse bunu mevcut sistemin bir parçası olarak, mevcut sistemin içinde kalarak mevcut sisteme dayalı reçete çıkartarak hani çözemezsiniz. Yeni bir alternatif modeli ortaya koymak lazım. Bugünlerin buna vesile olması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte Kurtuluş Savaşı veriyoruz derken yani bu sadece şu an çok çok ciddi bir darboğaz var. Yani ekonomik kriz var. Bazıları iktidar çevreleri ekonomik kriz lafından hani hoşlanmazlar ama çok ciddi bir ekonomik kriz var. Yani Enflasyon rakamları her geçen ay daha fazla artıyor. Tabii ki. Şimdi böyle bir kriz var. Buradaki kasıt yani 2023 seçimlerini atlatayım olmamalı. Yani seçime odaklı, seçime ayarlı bir yaklaşım olmamalı. Elbette ki iktidarıyla muhalefetiyle siyasi partiler yani seçimlere yönelik bir takım hesaplamalar yapar, planlamalar yapar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu son süreçle ilgili yapmış olduğu bir değerlendirmede büyük siyasi riskler aldık dedi. Elbette. Yani buradaki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı okumaya göre 2023 seçimlerine kadar yani bu yeni model meyvelerini verecek, rahatlama sağlanacak. İşte bu yapılan asgari ücrete yapılacak zam, memurlara, emekliye vesaire yapılan zamlarla beraber yani aslında bütün bunları hani seçim hesabından tamamen bağımsız düşünmek de doğru değil. Çünkü mevcut siyasetin, siyasi gerçekliğin doğasına aykırıdır. Elbette ki bir seçim hesabı vardır, seçim yatırımı boyutu vardır ama tek başına buna hasretmek belki insaflı olmayabilir. Neticede iktidarsanız, ülkeyi yönetiyorsanız, daha fazla iktidarda kalmak istiyorsanız bu halkın bu kadar yani yangın yerine dönmüş mutfağına, işte alışverişiyle ilgili yani pazarına, marketine yani buna daha fazla bigane kalamazsınız. Buna seyirci kalamazsınız. Mecburen adım atmak zorundasınız ama
Madem ki Kurtuluş Savaşı deniliyor, madem ki işte 19 yıldır ilk defa ciddi anlamda adımlar atılıyor ekonominin bağımsızlığı noktasında, öyleyse bu sadece günü kurtarmaya dönük bir hesaba matuf olmamalı. Seçim odaklı olmamalı, buna kurban edilmemeli. Madem ki bedel ödüyoruz, yani halk olarak çok ağır bedel ödüyoruz ekonomik anlamda, madem ki bu bedeli ödüyoruz, o zaman biz bu bedeli bir defa ödeyelim ve artık kurtulalım. Aksi takdirde bu günü kurtarmaya dönük olursa, bir yılı, iki yılı kurtarmaya dönük bir yaklaşım olursa ne olur? Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra biz bu sorunu tekrar yaşarız. ABD ile her ters düştüğümüzde, Avrupa Birliği ile her ters düştüğümüzde dolar yine fırlayacak. İşte Türkiye'de doları zaten biliyorsunuz ekonominin tamamı neredeyse alakalı olsun olmasın dolara bağlı. Dolayısıyla doların fırlamasıyla üst üste zamlar, zam yağmuru ve hayat pahalılığı tekrar tekrar artacak. Yani madem ki bu kadar bedel ödendi, bunu bir defa da ödeyip kurtulmak lazım. Bunun için de seçim odaklı bir yaklaşımdansa uzun vadeli bir planlama yapmak lazım. Ama mevcut açıklamalara baktığımızda, satır aralarını okuduğumuzda henüz daha o olgunluğa erişmediğini, söz konusu eylem planlarının, ekonomiyle ilgili programların bu olgunluğa erişmediğini, henüz daha gerçekçi bir zemine oturtulamadığını, hala daha o sorunlu mantaliteden tam olarak kurtulanamadığını görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu da ekonominin içerisindeki son süreci değerlendirirken, tamam veriler olumlu, ihracat artıyor, istihdam artıyor, bu anlamda büyüme rakamları artıyor. Hükümet kendince bir kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor. Yapıcıoğlu bu sürecin çok daha şeffaf sürdürmesi yönünde bir çağrı yaptı. Çünkü kamuoyunun bu anlamda endişeleri olduğunu dile getirdi. Tabii ki. Yani sürecin şeffaf ilerletildiğini veya ilerletilmediği hususunda siz ne söylüyorsunuz? Tabii yani bu konuda zaten ciddi anlamda bir problem var. Yani sürecin yeterince şeffaf olmadı. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunu grup konuşmasında veya bir takım programlarda hani açıkladı, anlattı ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biraz daha hani haber diliyle ifade edersek spot cümleleri paylaştı. Bunun içeriği nasıl dolduruluyor? Tam olarak kastedilen şey ne? Sorun nerede ve ne değişecek? Yerine ne gelecek? Yani bu konuda henüz daha böyle şeffaf, net, açık bir plan ortaya konulmuş değil. Açıklanan bir takım programlar oluyor ama bunlar daha önce açıklanan programların neredeyse birebir aynısı. Yani bu noktada tabii ki bir şeffaflığa ihtiyaç var. Özellikle de madem ki bir kurtuluş savaşı veriliyor, bu kurtuluş savaşı anlatılmalı. Kime karşı veriliyor, neye karşı veriliyor, neden veriliyor? O zaman ülke bütünüyle bu savaşı versin. Tabii ki. Şimdi bir de Türkiye'de biliyorsunuz siyasetin dil ve üslubundan kaynaklı problemler var. Şimdi siyasi bileşenler, bir bileşen bir diğer bileşeni işte vatan hainliğiyle, ülkeyi satmakla vesaireyle suçluyor. Hemen her seçim satımı haline girdiğimiz dönemlerde benzer suçlamalar ve benzer açıklamalar oluyor. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz sıklıkla vurgulanıyor. Hal böyle olunca varsa bir gerçek Kurtuluş Savaşı, o dahi artık anlaşılamıyor, kabul görmüyor. Dolayısıyla bunu ayakları yere basan sağlam bir şekilde, bunu şeffaf bir şekilde anlatmak lazım. Kamuoyunu, halkı buna ikna etmek lazım. Gerçekten hani bu memleketin menfaatine bir kazanım elde edilecek bir yere varılacaksa tabii ki bir bütün olarak, yani bir seferberlik, yani bir fedakarlık gerekiyor. Ama orada da maalesef yine madalyonun öteki yüzüne baktığımızda herkesin eşit şekilde bu yükü yüklenmediğini, yoksul olanların daha fazla ağır bir yük altına girdiğini, zaten yani 3 ayda 5 ayda bir evine kırmızı et giren insanlara siz bu eti de yemeyin şeklinde bir yaklaşımın ortaya konulduğunu, ama madalyonun o öteki yüzünde ise işte 2 maaşlı, 3 maaşlı, 5 maaşlı hani bürokratların olduğunu görüyoruz. Bir de evet, böyle bir açmazımız var. Peki o zaman ekonomi gündemini konuşmuşken asgari ücretlilerin beklentilerini konuşmadan geçemeyiz. Elbette ki onların taleplerini, beklentilerini de Rehber TV ekranlarından konuşmak gerekiyor. 1 Ocak itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu oturdu, toplandı. Taraflar bir araya geldi. Benim izlenimim toplantı sonrası yapılan açıklamalar bir uzlaşıya varılacak gibi.
Tabii burada işveren elini ne kadar taşın altına koyacak, devlet elini taşın altına ne kadar koyacak bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta süreç tamamlanacak gibi, çünkü daha önceden Maliye Bakanı sürecin fazla uzayamayacağını ifade etmişti, söylemişti. Toplumun beklentileri karşılanabilecek mi, karşılanması için neler yapılmalı? Şimdi bugün hani açıklanan bu enflasyon rakamları biliyorsunuz %21 olarak açıklandı. Hı hı. Bir de TÜİK'in açıkladığı rakamların dışında aslında sahada gerçek enflasyonun, yani bunun en azından iki katı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. Hal böyle olunca şu anda evet Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sıklıkla vurguladı. Daha öncekileri nazaran çok çok daha hani iyi bir zam yapılacağını ifade etti. Fakat daha önceki süreçlerle kıyasladığımızda, yani son 19 yıldır yani Türkiye ilk defa bu kadar ciddi bir ekonomik darboğaza girdi. 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye'yi gerçekten de teğet geçmişti. Yani ciddi anlamda etkilememişti. Yani doların, genel anlamda dövizin ya da altının hani yükseliş seyrini böyle gün gün ya da ay ay, yıl yıl, hı hı, önünüze koyduğunuzda, o cetveli önünüze koyduğunuzda, yani doların mesela 3 yılda 5 yılda kat ettiği mesafeyi, 3-5 yılda kat ettiği artışı şimdi 3 günde kat ettiğini görüyoruz. Yani diyelim ki dolar 5 liradan 6 liraya, 5 liradan 6 liraya 3 yılda çıkmış. Fakat şu anda işte 10 liradan hani 13-14 liraya birkaç günde, birkaç haftada ya da bir ayda çıktı. Dolayısıyla daha öncekilerden çok farklı bir ekonomik kriz var. Çok daha böyle halkın iliklerine kadar bunu hissettiği, özellikle dar gelirlinin iliklerine kadar hissettiği bir ekonomik kriz var. Hal böyle olunca tabii ki buna karşı geliştirilecek tedbirin de önceki tedbirler gibi olmaması, daha ciddi bir tedbir olması lazım. Zamların da bununla orantılı, uyumlu olması lazım. Burada asgari ücret zammı ile ilgili hani şu an mevcut biliyorsunuz hem asgari ücretliden, işçiden hem de işverenden kesinti yapılıyor. Evet. Devlet vergi alıyor. Ve asgari ücret hani net olarak 2825 lira, brüt 3500 küsür, işverene maliyetiyle birlikte toplam 4200 lira yapıyor. Yani asgari ücretliden, işçiden devlet vergiyi almasa asgari ücretlinin cebine hali hazırda mevcut rakam üzerinden bakarsak 2825 değil 3500 girecek. Eğer devlet işverenden vergi almazsa, onu da asgari ücrete yansıtsa, asgari ücretlinin direkt cebine girse 4200 alacak. Yani burada en önemli mevcut durumda bu parayı tabii ki mevcut durumda. Şimdi mevcut durumda hükümet, devlet eğer asgari ücreti vergiden muaf tutarsa 4200 lira zaten mevcut durumda asgari ücretlinin cebine girecek. Artı şu anda %21 olarak bir enflasyon açıklandı. En azından %21, %25 oranda bir zam da yapılırsa bu da 5000'i geçer. Evet. Yani 5000'i geçer, geçmek zorunda. Bu noktada tabii beklentiler farklı. Beklentiler dile getirilirken işte Türkiye'nin tırnak içinde bazı gerçeklerine atıfta bulunuyor. Oysa Türkiye'nin asıl gerçekliği bu. Türkiye'nin kaynakları yeterlidir. Gelir dağılımında adalet tesis edilirse, vergilendirmede adalet tesis edilirse, asgari ücretliden vergi alınmazsa, asgari ücretten hem işçi hem işveren açısından vergiden muaf tutulursa, yani hali hazırda %21'lik enflasyon oranında bir zam da söz konusu olursa 5000'in üstünde bir gelir söz konusu şimdi olacak. Şimdi tabii asgari ücretliler, biz sokakta asgari ücretlere de bu anlamda mikrofon uzattık. Beklentiler çok fazla çünkü piyasa gerçekliği ortada. Şu örnek veriliyor en basitinden. Şimdi Türkiye'de her şey dolara endeksli. Bir dolar sultası var. Ocak ayında, 2021 Ocak ayında dolar 6 lira. Bugün itibariyle dolar 12 liradan fazla, %100'ün üzerinde bir artış var. Evet. Bu artış hemen her sektöre olumsuz manada yansıyor. Artık öyle ki insanlar fırıncılar un bulup fırında ekmek, evet, yapıp ekmek satamıyor. Evet. Daha önceki birkaç ilden örnekler verdik. Mesela Ağrı'da fırınlar un yetersizliğinden dolayı bakkal ve marketlere ekmek veremiyordu. Yani bu durumdayız. Bu, evet, gerçekliğin görülmesi lazım. Bu durumu nasıl aşacağız? Tabii ki yani burada
Asgari ücretli bu gerçeklikte nasıl bir zam almalı? İşte bahsettiğiniz, söylediğiniz gibi. Ya şimdi şöyle bir kısır döngü var. Yani asgari ücrete zam yapılması bir noktada dar gelirli vatandaşı da korkutuyor. Korkutmalıdır da. Hı hı. Neden? Çünkü asgari ücrete her zam sonrasında iğneden ipliğe bütün vergi kalemlerine zam geliyor. Ve devlet kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. Asgari ücrete yaptığı zam asgari ücretlinin cebine girmeden buhar olup uçuyor. Böyle bir kısır döngü var. Şimdi geçtiğimiz günlerde, yani birkaç gün önceydi, 2022 yılıyla ilgili yeniden değerleme vergi oranları açıklandı. %36'lık, yanlış değilsem, %36'lık bir artış var. Yani %36 bir artış söz konusu. Şimdi diyelim ki hükümet farz misal %20 oranda bir zam yaptı asgari ücrete. O da enflasyon oranlarına göre değil mi? %36'lık artışta vergilendirmede. Tabii ki. Demek ki orada gerçek enflasyonu oradan takip etmek gerekir. Şimdi diyelim ki hükümet %20 oranda asgari ücretliye zam yapacak. Ama bir ay sonra Ocak ayında vergide, iğneden ipliğe bütün vergi kalemlerine zam gelecek ve bu zamlar yeniden değerleme oranı %36, dolayısıyla %20 verdiği zammı %36 olarak geri alacak. Yani 1000 lira zam yaptıysa 1200 lira olarak bunu geri alacak. Dolaylı yollardan, bu vergilerle, hayat pahalılığı, enflasyonla. Dolayısıyla bu kısır döngüyü kırmak lazım. Aksi takdirde siz hiç daha önce olmadığı kadar yüksek bir zam yapsanız da tek kalemde, yani bu bir ay sonrasında buharlaşacak. Belki daha anında, yani asgari ücretle onu almadan eriyecek. Bu kısır döngüyü kırmak lazım. İfade ettiğiniz durum şimdi devam ettiği müddetçe, yani ekmek şu anda dükkanlarda 3,5 liradan satılıyor. Bazı yerlerde belki değişiyor, 3 lira, 3,5 ama. Simit 3,5 lira oldu İstanbul'da. Tabii. Simit. Elbette. Yani şimdi birçok fırın un alamıyor. Yani un alamıyor. Zaten yağın, yani bir süre önce 35 liraya aldığımız 5 litrelik yağ, hı hı, şu an 100 lirayın üstünde. Ve bu devam ediyor. Şimdi bu zam furyası devam ettiği müddetçe asgari ücrete yapılacak zamın da bir kıymeti olmayacak. Bu tam tersine yeni zamları domine edecek, tetikleyecek. Yani bunu bütüncül bir yaklaşımla ele almak lazım. Bir şekilde bu zam yağmurunu durdurmak lazım. Aksi takdirde, yani siz her ay zam yapsanız da yetişmez. Yani o para habire değer kaybediyor. Burada tabii ki çözüm ne? Hani demin anlattıklarımız aslında o çözüm noktasında bir çerçeve ortaya koyuyor ama bir iki cümleyle vurgulamak gerekirse, yani Türkiye'de ekonominin yapısal sorunları var. En önemli sorunlarından bir tanesi ekonominin işte dışa bağımlı olması. Burada faiz son derece önemli. Yani faize dayalı ekonomi modeli Türkiye'nin en büyük açmazı, handikapı. Bununla birlikte işte israf ekonomisi diyebileceğimiz türden bir savurganlık var. En fazla israf, kamu kaynaklı israf. Bunu bir takım istatistikler ortaya koyuyor. Diğer taraftan özellikle vergilendirmede adaletsizlik ve gelir dağılımında adaletsizlik, hani söz konusu. Yani bunu ortadan kaldıracak bir yaklaşıma ihtiyaç var. Türkiye şu an ürettiğinden fazla tüketiyor. Üreten bir toplum değil, tüketen bir toplum. En büyük açmazlarımızdan birisi bu ülke olarak. Dolayısıyla bu ve bu noktada tabii ki başlıkları çoğaltmak mümkün. Yani yapısal reformlara ihtiyaç var. Böyle radikal paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Her şeyden önce ekonomiyle ilgili, ekonomiye hakim olan anlayışın bir bütün olarak sil baştan yeniden yazılması, düzenlenmesi gerekir. O zaman ekonomi gündemine bir nokta koyalım ve eğitim gündemine geçelim. 3 yıl aradan sonra salgın nedeniyle yapılamayan Eğitim Şurası toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eğitim Şurası'nda konuştu. 600 katılımcı vardı. Çok kararlar alındı. Eğitim Şurası pandemi olmazdan önce de her yıl toplanırdı. Eğitimin sorunları konuşulur, tartışılır. Eğitimin geleceğine dair fikir önerileri ortaya atılırdı. Bazı programlar, projeler de devreye alınırdı. Her yıl bu tekrarlanıyor. Ama eğitimin sorunları bir türlü çözülmüyor. Yani eğitim sorunları neden çözülemiyor? Eğitimin ne gibi temel sorunları var? Bu sorunlar nasıl aşılacak? Müfredata öteden beri kendimi bildim bileli müfredata yönelik eleştiri var. Eğitim sistemine yönelik eleştiri var. Çok sayıda yine Milli Eğitim Bakanı değişti hükümetlerce. Ancak değişen pek de bir şey yok. Evet. Şimdi bugün toplanan bu Milli Eğitim Şurası hani ifade ettiniz, yani uzunca bir süredir aslında toplanmıyordu.
toplandı. Peki toplandı ne oldu? Şimdi bir takım tavsiye kararlar çıktı. 120 küsur maddelik bir tavsiye kararın kabul edildiği, onaylandığı ifade ediliyor. Tabii burada alınan tavsiye kararlar, yani bunlar aynıyla yürürlüğe giriyor mu? Girmiyor. Yani devede kulak mesabesinde yürürlüğe girenler. Fakat bu kararların neler olduğu, hani belki yarın öbür gün daha detaylı bir şekilde kamuoyuna mal olacak, konuşma imkanımız olacak, ama genel olarak baktığımızda yani Türkiye'de eğitimin de tıpkı ekonomide olduğu gibi yapısal reformlara ihtiyacın olduğunu, eğitimin hani bir bütün olarak temelinde ciddi sorunlar olduğunu, eğitim sisteminin dayandığı felsefenin, eğitim sisteminin dayandığı anlayışın sorunlu olduğunu görüyoruz. Yani hala daha eğitim sistemi ideolojik anlayıştan arındırılmış değil. İdeolojik, inkarcı ve yerine göre tek tipçi insan yetiştirme noktasındaki yaklaşımdan arınmış değil. Kaynağını da darbe ürünü anayasadan alıyor. Milli eğitimin temel kanunlarına bakınız, dayandığı temel felsefeye, ilkelere bakınız. Yani tamamen ideolojik temelli ilkeler. Bir anlayış hakim. Zaten eğitim sistemi en başından biliyorsunuz hani batı merkezli bir şekilde inşa edildi. Ulusalcılık temelli inşa edildi. Hal böyle olunca yani eğitim sisteminin merkezinde batı temelli bir takım değerler vardı. Batıdan ithal bir takım değerler vardı. Nedir bunlar? İşte pozitivist eğitim dediğimiz, seküler eğitim dediğimiz bir eğitim biçimi söz konusu. Yani pozitivizm dediğimiz eğitimin sadece sözde bilimsel verilere, ama nasıl bilimsel verilere? Yani sadece gözle görülen, elle tutulan, duyu organlarımızla kavradığımız, yani fiziki anlamda var olan, maddi anlamda var olan bilgiler. Yani bunu merkeze alan, bunu merkeze almanın da ötesinde bunu kutsayan, bunu adeta ilahlaştıran bir anlayış, pozitivist anlayış dediğimiz. Yani bilimin kutsal hale getirilmesi, kutsanması, adeta ilahlaştırılması ve metafiziğin yok sayılması. Metafiziğin yok sayılması dediğimizde, yani işin maneviyat yönünün, ahlak yönünün yok sayılması. Şimdi böyle bir anlayışla eğitim sistemi inşa edildi. Materyalizmin egemen olduğu bir eğitim tabii sistemi. ki maddeci, materyalist bir anlayış söz konusu. Sekülerizm ve laisizm yani söz konusu. Hal böyle olunca değer üretmeyen, değerleri eriten, yok eden bir eğitim sistemine dönüştü. Yani bugün toplumda artan işte şiddet vakaları, cinayet vakaları, yani cezaevlerinin dolup taşması, bunlar böyle tesadüfen olan, alelade gelişen hadiseler değil. Yani başında eğitim var. Şimdi bir şey ki merkezinde insan varsa, öznesi insansa ki hani beşeri hayatta neredeyse her şeyin öznesi insandır. Yani insanla ilgili işte sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi faaliyetlerin hepsinin öznesi insan. Eğer bir meselede hani öznesi insansa ve insanla ilgili bir problem varsa, orada bizim ilk bakmamız gereken, ilk sorgulamamız gereken şey eğitimdir. Demek ki eğitimde bir problem var. Bugün işte artan cinayet vakalarında, artan şiddet vakalarında pekala bunu görmek mümkün. Kamuoyunda infial oluşturan, İşte bir bebeğe yönelik hani yapılan vicdansızca işte bebeğin darp edilmesinden tutun da bugünlerde hani gündeme geldi. Veya bir genç kızın sokak ortasında yürürken sırf işte savunmasız görüldüğü için samuray kılıcıyla hani katledilmesi vesaire. Yani şimdi bunlar böyle fevri vaka gibi duruyor, ama bu tarz örnekler de giderek çoğalıyor. Demek ki bir yerlerde bir yanlış var. Bir şeyler ters gidiyor. Yanlış gidiyor. Nedir o? Yani burada ilk sorgulamamız gereken eğitim. Bizim eğitim sistemimiz demek ki iyi insan yetiştiremiyor. Ya da iyi insan yetiştirme konusunda yetersiz kalıyor. Bunu görmek lazım. Şimdi bu açıdan baktığınızda eğitim sisteminin hani dedik ya, maddeci, materyalist bir anlayışla yoğrulmuş, tabiatperestliği salık veren, metafiziği yok sayan, inancı, Allah inancını hani yok sayan bir yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşım hakim. Bununla birlikte şimdi bu maddeci yaklaşım hani manayı yok edip manayı değersizleştirdiği bir hakikat, ama bunu besleyen işte sınav odaklı eğitim sistemi diyoruz. İşin bir de bu boyutu var. Yani sınavlara bakıyorsunuz. Yani biz bu sınavlarda neyi ölçüyoruz?
öğrencinin hangi yeteneğini ölçüyoruz? Siz şimdi öğrencinin hangi yeteneğini ölçerseniz, hangi yeteneğini ölçen, hani o ölçüm dediğimiz, yani siz hangisini merkeze alırsanız, öğrenciler doğal olarak onu başarının yegane ölçüsü kabul ederler. O alana bir yığılma olur. O alana yönelik bir odaklanma olur. Hı hı. Şimdi bizim sınav sistemimiz neyi ölçüyor? Öğrencilerin yani maddi başarılarını ölçüyor. Maddi başarılarını, işte karne notlarını, diploma notlarını vesaire, bunlar üzerinden, eğitimin başarısı bunlar üzerinden ölçülüyor. Oysa eğitim sistemi daha iyi bir birey yetiştirme, insani erdemlerle kuşanmış, insani meziyetlerle kuşanmış bir birey yetiştirme noktasında başarılı mı değil mi? Başarının ölçüsü bu olmalıdır. Yani işte matematiği iyi olan, Türkçesi iyi olan, fen bilimleri şu bu dersi iyi olan öğrenciden ziyade, yani insani erdemlerle kuşanmış, insani meziyetlerle kuşanmış, yani nedir bu? Adaletle, merhametle, dürüstlükle hani kuşanmış bireyler yetiştirmek. Bu şekilde yani başarının ölçüsü bu kabul O zaman edilmelidir. Öğretim ve eğitimi birbirinden ayrıştırarak doğru kulvarda bu Tabii sistemi ki, işletmek tabii gerekiyor. ki. Yani mevcut sistem bütün bu değerleri eriten, yok eden bir sistemdir. Yani siz çocuğunuzu belli bir yaşa kadar koruyorsunuz, kolluyorsunuz manevi anlamda. Hı. Manevi gelişimi noktasında gereken tedbirleri alıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Ama okula teslim ettikten sonra birkaç yıl içerisinde bakıyorsunuz yani çocuk tamamen hani çığırından çıkmış. Tabii O fırsat. temiz fıtrat bozulmuş. Eğitim sistemi şu anda yani fıtratla uyumlu değil. İnançımızla, inanç değerleriyle, işte ahlaki değerlerle uyumlu değil. Bununla çatışıyor. Belki bu işin başında olanlar hani farklı yaklaşımlar ortaya koyabilir. Yani farklı söylemler geliştirebilir. Biraz daha böyle nutukvari ifadeler serdedebilir. Ama pratiğe bakın, kitapların, ders kitaplarının içeriğine bakın, eğitim materyaline bakın. Yani tamamen toplumun sosyal dokusuyla uyuşmayan, inanç değerleriyle uyuşmayan, insanı insan etme meziyetinden uzak bir sistem. Şimdi hani şairin dediği gibi, okumaktan mana ne? Kişi kendin bilmektir. Eğer kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Dolayısıyla yani eğitimin amacı insanın kendini bilmesi. Kendini bilmesi, Rabbini bilmesi anlamında böyle bir amaç gütmelidir. Ama şu anki eğitim sistemi bundan çok uzak. Hal böyle olunca da işte hayatın her alanında, yani tüccarsa işte ticaretinde dürüst değil. Siyasetçi ise siyaseti bir rant kapısı olarak görüyor. Veya üniversitede akademisyendir. Yani eğitimlidir, tahsillidir ama üniversiteyi adeta kendisinin babasının çiftliğine dönüştürmüş durumda. Yani en fazla hak hukuk yenilen mekan orası olmuştur. Öğrencilerin hakkı öyle bir yenilir ki yani o öğrenciler bir ömür hayata küserler. Kendi potansiyelleri körelir. İmkanı olan az sayıdaki öğrenci yurt dışına gider. Çoğunluk ise yani sağda solda hani kendi potansiyeli giderek körelir ve o şekilde ömrünü sürdürür, potansiyellerini kullanamaz. Dolayısıyla yani eğitim noktasında problem olunca eğitim manevi değerlere dayalı olmazsa ortaya çıkacak durum bu. Tabii şimdi eğitim sisteminin sorunlarını konuşurken elbette ki nitelik nicelik meselesini de konuşmak gerektiğine Evet. inanıyorum. Bununla birlikte yani son YKS'de ki neticeler korkutucu bana göre. Kaygılandırıcı değil, Tabii ki. korkutucu. Çünkü yüz binlerce öğrenci barajı aşamamış, sıfır çekmiş. Böyle bir, evet, pandemi sürecinin belki burada olumsuz etkileri olabilir ancak bu bir gerçek, öteden beri var. Bununla birlikte yine bunun nedenleri arasında şu da var. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği. Bu da bir problem. Elbette. Ve uzun Elbette. süredir çözüm bekleyen bir problem. Yani evet, şimdi bu Milli Eğitimin hani şurası da aslında ana konularından bir tanesi buydu. Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili. Yani bu eşitsizlikler nasıl ortadan kaldırılabilir? Bu sorun nasıl hafifletilebilir noktasında konuşulan konulardan bir tanesi, ana başlıklardan bir tanesi buydu. Fakat baktığımızda bu hep konuşulduğuyla kalıyor. Mevcut durumda Türkiye'de çok ciddi bir eşitsizlik var. Yani sadece bölgeler arasında değil, aynı şehir içerisinde,
aynı şehir içindeki mahalleler arasında okuldan okula çok ciddi farklılıklar var. Fiziki olanaklar noktasında, imkanlar noktasında adeta büyük bir uçurum söz konusu. Öğretmen kadrosu, öğretmen niteliği noktasında çok ciddi problemler var. Öğrencilerin, işte dar gelirli ailelerin çocukları, şimdi onların eğitimle ilgili eğitim materyallerine erişim imkanı çok sınırlı. Bu yakın dönemde hani uzunca bir süre biliyorsunuz uzaktan eğitim devam etti. Uzaktan eğitim tam bir fiyaskoya döndü. Eğitimde fırsat eşitsizliği orada da kendini gösterdi. Milyonlarca öğrencinin yani internet erişiminin olmadığı, tabletinin olmadığı ortaya çıktı. Bakanlık güya işte tablet dağıttı ama o da yani var olan ihtiyacı karşılamaktan çok ama çok uzaktı. Dolayısıyla Türkiye'de eğitimde fırsat eşitsizliği yani çok ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Bir virgül Kenan Bey araya giriyorum ama bir virgül koyalım dilerseniz reklam tabii arasından sonra tekrar devam edelim. Tabii buyurun. Değerli izleyenler saat başında tekrar buradayız. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar Haber Gündem'de karşınızdayız. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin öne çıkan gündem maddelerini konuşuyorduk. Ekonomi gündemini konuştuk. Eğitim gündemini de konuşuyorduk. Stüdyo konuğum Kenan Çelik, gazeteci, yazar. Kenan Bey şimdi virgül bırakmıştık. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ile ilgili birkaç cümleyle orayı toparlayalım. Sonra Türkiye'nin dış politikasına geçeceğiz. Evet, şimdi hani eğitimde fırsat eşitliği, daha doğrusu fırsat eşitsizliği Türkiye'de söz konusu olan. Hani demin ifade ettik, bölgeler arası, iller arası, aynı ilde mahalleler arasında ciddi bir ayrışma var. Ciddi bir farklılık var. Fiziki olanaklar noktasında, okulların fiziki olanakları noktasında problemler var, farklılıklar var. Eğitim kadrosu, öğretmen niteliği noktasında problemler var. Özellikle kırsal bölgelerde, doğu vilayetlerinde bu problem çok daha fazla kendini hissettiriyor. Diğer taraftan çocukların, yani dar gelirli ailelerin çocuklarının hani eğitim olanaklarına erişimi noktasında, eğitim materyallerine erişim noktasında çok ciddi açmazları, problemleri var. Şimdi fiziki olanaklarla ilgili bir iki cümleyle dilerseniz somutlaştıralım. Buyurun, şimdi mesela Diyarbakır'da, şimdi bu bahsettiklerimiz hani kırsal böyle mahallelerde, köylerde, ilçelerde değil, Diyarbakır'ın merkezinde yani şu anda sınıflar, derslikler kaç kişilik? Yani herhalde en az 40 kişilik. Yani 40, 50, 60 olan sınıf mevcutları var çoğunlukla. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir yoğunluk var sınıflarda. Sağlıklı bir eğitimde olmaz mı? Tabii ki yani normalde ideal olanı hani 15-20 arasında öğrencinin olmasıdır. Her bir sınıfta 15-20'dir. Bir öğretmenin yani 15-20 arasında öğrenciye ders anlatması farklıdır. 40-50-60 kişilik bir sınıfta ders anlatması ve her öğrenciyle aynı şekilde ilgilenebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu çok daha farklı. Şimdi Türkiye'de fiziki olanaklar noktasında böyle ciddi bir problem var. Tamam, iktidar döneminde, AK Parti iktidarı döneminde derslik sayıları ciddi anlamda arttı. Ama ihtiyacı karşılıyor mu? Karşılamıyor. Eğitim kadrosu ihtiyacı karşılıyor mu? Hala daha karşılayamıyor. Yani devasa bir kadro, 1 milyon öğretmen var. 1 milyona yakın bir öğretmen sayısı söz konusu. Ama buna rağmen de yani düşününüz ki işte bir öğretmen 40-50 kişilik bir sınıfta derse giriyor. 60 kişilik bir sınıfta derse giriyor. Bazı sınıflarda öğrencilerin üçerli oturduklarını biliyorum. Yani üçerli olarak oturduklarını, bir de ilkokul, sıralar küçük. Yani öğretmen nasıl hepsiyle eşit şekilde ilgilenecek, çocuklar nasıl derse adapte olacak. Eğitim yani, sürecinin temelinden bahsediyoruz. Tabii yani bu burada çok ciddi bir problem var. Şimdi dar gelirli aileler bu noktada daha fazla dezavantajlı, onların çocukları daha dezavantajlı. Diğer taraftan Türkiye'de hani hep söylüyoruz böyle adı konulmamış, arasında geçişkenliğin olduğu, böyle çok kesin ve keskin hatlarla ayrılmamış bir kas sistemi var. Kas sistemi sosyal, iktisadi anlamda bir kas sistemi var. Yani zenginle fakir ayrı mekanda oturmadığı gibi zenginle fakirin çocuğu da aynı okulda okumuyor. Zenginle fakir aynı alışveriş yerinden hani alışverişte bulunmuyor. Aynı ulaşım araçlarını kullanmıyor.
Yani ciddi anlamda böyle bir kas sistemidir Türkiye'de. Adı konulmamış, kesin hatlarla birbirinden ayrılmamış bir yani sınıflı bir toplum yapısı var. Yani bu sorunu hani görmek lazım. Ve bunlardan bir tanesi de eğitim. Eğitimle ilgili de evet fırsat eşitsizliği dediğimiz zaman bunu da sadece hani belli bir kaleme hasretmek, belli bir başlığa hasretmemek gerekir. Yani eğitim sisteminin en önemli açmazlarından, sorunlarından bir tanesi bu maalesef. Tabii eğitim sisteminin içerisinde olduğu sorunlar çok başlık altında daha uzun Tabii. programlarda konuşulabilir ki biz daha önceki programlarımızda da bunu konuşmuştuk. Eğitim Şurası münasebetiyle tekrar gündeme getirdik bu konuyu. Türkiye'nin dış politikasını da konuşalım biraz isterseniz. Evet, buyurun. Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Türkiye'ye gelmişti. Evet. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yanılmıyorsam 9 yıl aradan sonra ilk defa bu düzeyde bir görüşme oldu ve ekonomik işbirliği de var. 10 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım söz konusu. Bu anlamda anlaşmalar da yapıldı. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bu süreci isterseniz konuşalım. Nereye doğru gidiyor? Türkiye'nin dış politikada neyi amaçlıyor, neyi hedefliyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki ne anlama geliyor? Evet, şimdi baktığımızda bunu böyle birkaç başlıkta toplamak, açıklamak mümkün. Yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri neden daha önce problemliydi, bugün neden bu problem ortadan kalkıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi daha önce biliyorsunuz Mısır, yani Mısır'da İhvan-ı Müslümin hareketi, onun ana omurgasını İhvan'ın oluşturduğu Mısır'da halk iktidara geldi. Muhammed Mursi, hani Cumhurbaşkanı oldu. Muhammed Mursi'nin iktidarına, İhvan'ın ve Mısır genel anlamda sivil iradenin iktidara gelmesine en fazla tepki gösteren, bundan rahatsızlık duyan Körfez krallıklarıydı. Birleşik Arap Emirliği başta olmak üzere yine Suudi Krallığı. Bunlar rahatsız oldular. Neden? Çünkü kendi tahtlarını tehlikede görüyorlardı. Yani hanedan devletleri, saltanat söz konusu, halkın iradesi iş başına gelirse, halkın iradesi yönetime gelirse, Mısır'da bu örnek ortaya çıkarsa, yani bu orada sınırlı kalmaz, bizi de etkiler diye bir kaygıları var. Tabii Mısır'da ilk defa seçim olmuyor ama Mısır'da bir tür diktatörlük vardı. Darbe sonrası yine bu ilk diktatörlük oldu. Yani Mısır'da daha öncesinde tamam seçimler söz konusu oluyordu ama bu seçimler sonucu önceden zaten belli seçimlerdi. Ve 20 yıllık, 30 yıllık hani darbe sonucu iktidara gelmiş kişiler iktidarda kalıyorlardı. İlk defa Mısır'da yani halkın iradesi özgün ve özgür bir şekilde yönetime yansıdı. İhvan sadece Mısır'a özgü bir yapılanma değil, bütün bir Arap coğrafyasını domine edecek bir etkiye, kapasiteye sahip fikirsel anlamda. Zaten Mısır biliyorsunuz İslam coğrafyasında fikir merkezidir aynı zamanda. Evet. Yani fikri anlamda özellikle son yüzyıldır İslam coğrafyasını fikri anlamda etkileyen, besleyen önemli merkezlerden birisidir. Pek doğal olarak Mısır'ın Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Krallığı üzerinde, Körfez Krallıkları üzerinde kültürel, fikri etkisi vardı halklar nezdinde. Öteden beri bu rejimler hep İhvan'ı bir terör örgütü olarak görüyordu. İhvan modelinde bir yapının yönetime gelmesini kendi tahtlarının da tehlikeye düşmesi şeklinde görüyorlardı. Buna yönelik de pozisyon alıyorlardı. İşte son Muhammed Mursi iktidarı döneminde de böyle bir pozisyon söz konusu oldu. Fakat Türkiye tam tersine burada sivil iktidarı, halkı, halkın iradesini yönetime yansımasını bunu destekledi. Muhammed Mursi'ye en güçlü destek veren ülke, hükümet Türkiye'ydi. Muhammed Mursi'ye yönelik darbe olduktan sonra darbeye karşı kesintisiz bir şekilde, kararlı bir şekilde karşı duran, son döneme kadar da bu duruşunu devam ettiren yine sadece Türkiye'ydi. Hal böyle olunca yani Mısır'daki bu kırılma Türkiye ile Körfez rejimlerini karşı karşıya getirdi. Diğer taraftan Katar'la ilgili abluka, şimdi ablukayı yapan ülkeler darbeci Mısır yönetimi, Suudi Krallığı, Birleşik Arap Emirliği. Buna karşı Türkiye Katar ablukasını kırdı. Türkiye'nin Katar'la ilgili attığı adımlar yani söz konusu Körfez ülkelerinin hani oyununu bir noktada etkisiz hale getirdi. Son olarak Libya'da yine karşı karşıya gelmişlerdi. Orada Türkiye'nin hani bir takım konuşlu birimlerin olduğu yer
Birleşik Arap Emirliği'nin insansız hava araçlarıyla bombalanmıştı. Yani Libya'da da Türkiye ile karşı karşıyaydı. Birçok alanda Filistin davası başta olmak üzere birçok alanda bir ayrışma, bir kırılma söz konusuydu. Bunlar ayrılık noktalarıydı. Problem alanları, kriz alanlarıydı. Nasıl aşıldı bu Evet, süreç? nasıl aşıldı? Şimdi buraya baktığımızda iki taraf açısından da aslında bu düşmanlık artık kaldırılamaz bir boyuta gelmişti. Yani iki tarafa da zarar veriyordu. Diğer taraftan Türkiye açısından bakarsanız, Türkiye açısından Körfez'deki sermaye daha fazla görmezden gelinebilecek bir durumda değildi. Yani Türkiye Körfez sermayesine yani sırt çevirebilecek bir lükse sahip değildi. İşin belki bir boyutu da bu. Ama daha önemlisi özellikle Biden'ın iktidara gelmesiyle ABD'de Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte İran'ın yeniden nükleer anlaşmaya dahil olması, müzakere sürecinin başlaması ve uluslararası topluma yeniden kabul edilmesi. Belki de en temel başat aktör bu. Yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirliği'ni bir araya getiren, yani Türkiye açısından nedenler, gerekçeler farklıdır. Birleşik Arap Emirliği açısından gerekçeler farklıdır. Birleşik Arap Emirliği açısından en önemli temel neden budur dersek sanırım hani isabetli olur. Tabii Yani İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında da yeni bir süreç tabii başlıyor. İran'dan da o anlamda bir onunla açıklama da bir var. süreç var ama yani oraya çok iyimser belki bir beklenti içerisine girmek yani onun üzerine ciddi bir anlam yüklemek doğru değil. Şimdi İran'ın tekrar uluslararası sisteme kabul edilmesi buna karşı Körfez ülkelerinin Türkiye ile İran'ı dengeleme şeklinde bir politikası var. Yani bu bugüne özgü bir politika değil. Tarihi bir politikalarıdır. Evet. Yani Amerika bu konuda istediklerini verdiği zaman, Amerika tam manasıyla yanlarında durduğu zaman Türkiye'ye hani ihtiyaçları kalmadığı için ya da ihtiyaçları azaldığı için farklı bir pozisyon içerisine girdiler. Özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde bunu gördük. Fakat Amerika bölgeden çekildiğinde, bölgedeki yani hani Körfez rejimlerini destekler mahiyetteki yaklaşımını biraz gevşettiği zaman orada oluşan boşluğu Türkiye ile doldurmak, Türkiye ile İran'ı dengelemek adına da böyle bir yaklaşımları var. Yani gerek Suudi Krallığı için gerekse Birleşik Arap Emirliği için böyle bir realite, böyle bir gerçeklik söz konusu. Şimdi Evet. Türkiye'nin şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye ya bu son süreçte dış politikada Mısır'la da normalleşme Tabii ki. Sürecine girmeye çalışıyor. Özellikle de Doğu Akdeniz'e son yaşananlardan sonra Siyonist işgal rejimi Mısır ve Yunanistan'ın yan yana geldiğini biliyoruz. Birçok anlamda da bu anlaşmalar yaptılar. Henüz Mısır'la normalleşmede ciddi bir mesafe alınmadı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile bu alınan mesafenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da var. Evet. Yani Filistin'e yönelik Siyonist işgal rejimiyle de benzer bir sürecin başlayacağını sinyallerini verdi. Evet, yani maalesef böyle bir açmazı var. Yani Türkiye açısından, yani Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Krallığı ile ve bu mevcut durumda Mısır Junta yönetimi ile ilişkileri normalleştirmesi Siyonist işgal rejiminin lehinde bir denge oluşturuyor. Yani geçmişte de bu böyleydi. Yani Türkiye Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri iyi ise Körfez rejimleriyle de iyidir. Ya da onlarla arası iyi ise Siyonist rejimle de arası iyidir. Biriyle arası bozulunca diğeriyle de bir şekilde bozuluyor. Çünkü Siyonist rejimle Körfez rejimleri arasında yani çok daha güçlü bir işbirliği var. Bir iç içe geçmişlik durumu söz konusu. Şimdi yani Türkiye'nin açmazı ya da önündeki handikap budur. Şimdi Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri normalleştirmesi, Körfez rejimleriyle ilişkileri normalleştirmesi bu ayrı bir düzlemde ele alınır, alınmalı, tartışılmalı. Fakat Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmek tamamen ayrı bir düzlemde ele alınmalı, tartışılmalı, sorgulanmalı ve bize göre de doğru olmadığı ortaya konulmalı, mahkum edilmelidir. Ama böyle bir denge var. Yani Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliği ile ilişkileri normalleştirmesi bir noktada Siyonist rejimle de normalleştirme şeklinde o oluşan hani denge, o denklem içerisinde Türkiye'ye de biçilen bir rol şeklinde
kendini ortaya koyuyor. Yani beklentimiz öyle olmasın ama buna yönelik güçlü sinyaller var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı en son Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Siyonist rejimle ilgili bir benzer bir adım atılacak mı şeklindeki soruya cevap vermişti. Hem Mısır'la hem de Siyonist işgal rejimiyle tıpkı Birleşik Arap Emirliği ile olduğu gibi benzer adımların atılacağının sinyalini verdi. Kararı aldığımız zaman oraya da büyükelçiliği, hani büyükelçileri atayacağız karşılıklı olarak demişti. Benzer bir süreç işleteceğiz demişti. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, bir de hemen öncesinde, bir hafta öncesinde biliyorsunuz Türkiye'de iki tane Siyonist ajan yakalanmıştı. Bunlar özel uçakla Tel Aviv'e gönderildi. Ardından hem Siyonistlerin sözde başbakanı hem de sözde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak güya teşekkür ettiler. Karşılıklı ılımlı mesajlar verildi. Yani bu karşılıklı verilen mesajlara, atılan adımlara baktığımızda Türkiye'nin öyle ya da böyle Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek istediğini görüyoruz. Peki o zaman Türkiye'nin Siyonist işgal rejimiyle bir diğer deyişle normal olmayan, normal kabul edilmeyen normalleşme sürecinin Filistin Kudüs davasına etkisi nasıl olur? Evet, yani Türkiye'nin Türkiye olsun ya da başka bir İslam ülkesi olsun, Siyonist rejimle normalleşmesi demek yani Filistin'deki işgali bir noktada normalleştirmektir. Gazze'de devam eden ablukayı normalleştirmek demektir. Mescid-i Aksa'ya yönelik hemen her gün yaşanan ihlal ve saldırıları normalleştirmek demektir. Ve bir bütün olarak Filistin'in Yahudileştirilmesi, iki devletli değil, tek devletli çözüm, İsrail'in tek devlet olarak var olduğu böyle bir çözümün normalleşmesi, böyle bir planın, projenin normalleşmesi anlamına gelir. Bir anlamda bu projeyi meşrulaştırma. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi bunu birileri böyle söylemeyebilir. Biz pekala yani hem Siyonist işgal rejimiyle aşık atarız hem de Filistin davasını desteklemekten de vazgeçmeyiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyebilir. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar, bu açıklamalara yönelik kamuoyunda tartışma başlayınca Cumhurbaşkanı hani yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları oldu. Yani işte Kudüs, Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir mealinde, Filistin davası bizim meselemizdir mealinde cümleleri oldu. Evet. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in benzer açıklamaları oldu. Bunlar iç kamuoyuna yönelik verilen mesajlardı. Ama asıl muhataba verilen mesaj Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajdı. Dolayısıyla bu haliyle sorunlu. Yani her ne kadar birileri bunu farklı izah etse de Türkiye olsun, farklı bir İslam ülkesi olsun, yani Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesi, oradaki işgali de bir yerde meşrulaştırmak ve normalleştirmektir. Bu yönde somut sonuçlar doğuracaktır. Yani siz şimdi Siyonist rejimle ne diye normalleşeceksiniz? Hangi zeminde uzlaşacaksınız? Hangi maddeler üzerinde anlaşacaksınız? Yani siz Siyonistlerin Gazze'ye tekrardan bir Ramazan ayında saldırı yapıp sivilleri bombalamayacağına dair bir garantiniz var mı? Siyonistler böyle bir garanti veriyor mu? Verse dahi buna inanacak kadar saf değil misiniz? Gazze'ye yönelik ablukanın kalkması gibi bir durum söz konusu mu? Siyonistler bunu kendi gönül rızasıyla yapacaklar mı? Mescid-i Aksa'ya yönelik bundan sonra herhangi bir saldırı, tecavüz, ihlal olmayacağından emin misiniz? Bunların hiçbirinden emin değilsiniz, hiçbirinden garantiniz yok, hiçbiri hakkında Siyonist rejim de bir garanti vermedi. Öyleyse siz nasıl normalleştirirsiniz? Yani siz bugün diyelim ki el sıkıştınız, normalleştiniz. Bir hafta sonra İsrail tekrardan Gazze'yi bombalarsa, ki bombalayacaktır, ne yapacaksınız? Mescid-i Aksa'ya girerse ne yapacaksınız? Her hafta yeni işgal birimleri de inşa etme noktasında yeni planlar, projeler açıklıyor. Yeni kararlar alıyor. Bu kararlar açıklarsa, yeni işgal birimleri inşa etme noktasında karar açıklarsa ne yapacaksınız? Ya yani görmezden geleceksiniz, duymazdan geleceksiniz ya da tepki vereceksiniz. Eğer ciddi bir tepki verirseniz normalleşmeniz suya düşecek. Ha, o zaman demek ki burada ikircikli bir oyun var. Biz normalleşelim. Böyle durumlar da olacak. Bu söz konusu olan İsrail'dir. Yani bunların en baskın karakteristik özelliği ahde vefa göstermemesidir. Anlaşmalarının arkasında durmamasıdır. İhanet etmeleridir. Biz normalleşelim. Bunlar yine
Mescid-i Aksa'ya da saldıracaklar, Gazze'ye de saldıracaklar, insanlık suçu işlemeye devam edecekler. Bunları yaptıkları zaman biz de kendi iç kamuoyumuza mesaj verme kabiliğinden eselim, gürleyelim ama ticaretimiz devam etsin. Ama diplomatik ilişkilerimiz devam etsin. Siyonizm, beynelmilel Siyonizm dediğimiz Amerika'daki Siyonist lobi başta olmak üzere yani bizimle uğraşmasın. Siyonist küresel sermaye bizimle uğraşmasın. Yani bunlar boş bir hayal. Boş bir hayal. Siyonizm sadece Filistin için değil, başta Türkiye olmak üzere bütün bölge ülkeleri için büyük bir tehdit, büyük bir tehlike. Şimdi Siyonizmin hiç değişmeyen ve değişmeyecek olan bir beka stratejisi var. Nedir bu beka stratejisi? Yani İsrail denilen Filistin'in tamamını içine alan, tamamını Yahudileştirmeyi, Mescid-i Aksa'nın da yıkılmasını öngören bir plan söz konusu. Bu planın hayata geçmesi, hayata geçtikten sonra da bunun devam etmesi, baki kalması için olması gereken bir şey var. Bölge ülkelerinin kaosa sürüklenmesi, istikrarsızlığa sürüklenmesi, bölge ülkelerinin parçalanması. İsrail denilen haydut yapı bölgede kendisinden daha güçlü bir devlet istemiyor. Daha büyük bir devlet istemiyor. Bugün benim emrime ram olmuş olsa da, bugün benimle bir problemi olmasa da yarın bir gün farklı bir iktidar gelir, farklı bir irade ortaya çıkar. Karşıma dikilirse ben ne yaparım? Dolayısıyla en mantıklı yol, en sağlıklı yol kendileri açısından İsrail denilen haydut yapıdan daha büyük bir devletin bu bölgede olmaması, daha büyük bir gücün olmaması, var olan ülkelerin bölünüp parçalanması, buna Türkiye'de dahil. Şimdi Siyonizmin beka stratejisinin merkezinde bu var. Bu strateji değişmedi, değişmeyecek. Öyleyse Türkiye'yi tehdit ediyor. Bütün bölge ülkelerini tehdit ettiği gibi Türkiye'yi de tehdit ediyor. Şimdi seni tehdit eden böyle bir güç karşısında, yani sen gaflete dalıp onunla el sıkışıp, uzlaşıp, onun ekmeğine yağ sürersen, Filistin davasını, Filistin direnişini zayıflatacak şekilde onun elini güçlendirirsen, bu yarın döner, yani seni de vurur. Seni de vurur, Filistin davasının daha fazla yitip gitmesine neden olur ve bu büyük bir mesuliyettir. Yani hem dünyevi anlamda, maddi anlamda, hani reel politik diyorlar ya, Türkiye'nin reel politiği veya reel çıkarları, ulusal çıkarları Siyonist rejimle dost olmayı değil, hasım olmayı gerektiriyor. Çünkü Siyonist rejimin Türkiye'ye yönelik doğrudan yönelen tehditleri var. Anlattık. Evet. Peki bir buradan tekrar Filistin meselesini konuşuyorken İngiltere'yi de konuşalım. Çünkü İngiltere son aldığı kararla Hamas'ı, İslami Direniş Hareketi, Filistin'in en güçlü işgale karşı duran hareketini terör örgütleri listesine aldılar. Terörist diye yaftaladılar. İngilizlere karşı büyük tepkiler gelişti. Bu anlamda neler söylersiniz? İngiltere'nin bu adımı nasıl okunmalı? Evet, şimdi aslında bu 100 yılın... Son birkaç dakikamız, ona göre evet, cümlelerimizi toparlayalım. Şimdi bu 100 yılın ihanet anlaşması hani yeni bir gerçeği, daha doğrusu bizce malum olan, bilinen bir gerçeğin artık herkesçe görülecek şekilde ortaya çıkmasını da sağladı. Neydi o? Şimdiye kadar işte iki devletli bir çözüm hani deniliyordu. Bunun üzerinden yani Türkiye'de dahil olmak üzere birçok İslam ülkesini de yani bu oyunun bir parçası haline getirmişlerdi. İki devletli çözüm diyerek bugüne kadar getirdiler ama bugüne gelirken sürekli Siyonist rejimin işgali genişledi. İşgali genişledi ve en nihayetinde 100 yılın ihanet anlaşması dediğimiz Trump'ın açıkladığı planla Filistin'de yani Filistin devleti namına sadece bir iki küçük mahalle muhtarlığı diyebileceğiniz türden devletçik, sözde devletçik öngörüyor. Onun dışında Filistin'i bir bütün olarak Yahudi devleti olarak görüyor ve bunu gerçekleştirecek kendince bir takım eylem planları, yani bir takım adımları öngörüyor. Şimdi böyle bir gerçeklik vardı ama bu son hani Kudüs'ün kılıcı savaşında bu plan bir noktada ters tepti. Yani bu planın böyle kolay kolay hayata geçirilemeyeceği görüldü. Filistin direnişi, Gazze direnişi, İslami cihadıyla, Hamas'ı ile birlikte yani bunu ortaya koydu. Yani bu 100 yılın ihanet anlaşmasını bir noktada buruşturdu, planın sahiplerinin yüzüne attı. Şimdi bu görüldü ve Hamas'ın gücü görüldü. Hamas'ın füze kapasitesi, silah gücü görüldü. Siyonist rejimin o son yani ileri teknoloji üreni olan
demir kubbe dedikleri savunma sisteminin işlevsiz kaldığı görüldü. Ve Siyonistler adeta ateşkes olsun diye yalvardılar. Rusya'nın kapısını çaldılar, Mısır'ın kapısını çaldılar. En nihayetinde Hamas kabul etmedi, tek taraflı ateşkes ilan ettiler ve bir şekilde ateşkes sağlandı. Yani ciddi anlamda diz çöktü Siyonistler. Direniş karşısında diz çöktü. Şimdi bunu görünce Siyonistlerin öteden beri hamisi olan, ta işte 1917 Balfour Deklarasyonu ile birlikte Siyonizmin yılmaz bekçisi ve hamisi olan İngilizler, tabii ki Amerika'sıyla birlikte, Fransa'sıyla birlikte direnişi zayıflatacak, direnişi doğrudan hedef alan, işte Filistin'in direnişten yana olan iradesini hedef alan bir eylemi harekete geçirdiler, bir planı hayata geçirdiler. Ve bu doğrultuda Hamas sözde terör örgütü ilan edildi. Terör örgütü ilan edilmesiyle birlikte artık İngiltere'de Hamas'ın hani propagandası, yani Hamas'ın dediğiniz Filistin propagandası. Siz Filistin'in direnişin propagandasını yapıp Siyonist rejimin katliamlarını telin ettiğinizde terör propagandası suçuyla hani yaftalanacağınız ve mahkum olacağınız şekilde bir müktesebat oluşturuldu. Hatırlayın bu Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu sırasında İngiltere'de Siyonist işgal rejimine İHA satılan, Siyonist işgal rejiminin kullandığı İHA, SİHA'larla ilgili parça üreten bir fabrikaya halk, sivil bir kitle baskın yapmıştı. Yani daha doğrusu orada bir protesto mitingi düzenlemiş. Orada iş yapamaz. Yani fabrikayı Siyonist rejime silah gönderemez hale getirmişti. Yani bu haftalarca sürdü. Fabrika kapandı. Siyonist rejime oradan hem SİHA için hem de bir takım füzelerle ilgili parça gönderiliyordu, gönderemediler. İtfaiye, işte polis vesaire buna müdahale etti. Hani insanlar bu söz konusu yapının üstüne çıkmışlardı. İtfaiye marifetiyle ancak kendilerine ulaşacaklardı. Gelen itfaiye de müdahale etmeyi kabul etmedi. Şimdi İngiltere'de güçlü bir Siyonizm karşıtlığı, Toparlayalım bunu. evet bir cümle, son bir cümle olsun. Yani İngiltere'de halk nezdinde, halkın belli bir kesimi nezdinde güçlü bir Siyonizm karşıtlığı ve Filistin desteği noktasında böyle bir yapı belirdi. Aslında biraz da kendi içindeki bu yapıyı hedef alan bir yaklaşım. İngiltere'nin bu yaklaşımı. Tabii buradan hareketle şunun da altını çizmek lazım son olarak. Burada biliyorsunuz Türkiye daha önce yakın bir dönemde terörün finansmanının önlenmesi noktasında bir anlaşmayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dayattığı bir anlaşmayı kabul etti. Bunu yasalaştırdı. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kimi ya da hangi yapıyı terör örgütü ilan ederse Türkiye o yapıyı finansal olarak desteklemeyecek, onunla ilişiği olmayacak. Aksi takdirde terörü destekleyen ülke olarak Türkiye'de yaftalanır. Son dönemde de yaftalandı. Burada işte bu anlaşma bu noktada çok ciddi Türkiye açısından bir sıkıntı oluşturuyor. Muhtemelen İngiltere'nin aldığı bu kararı önümüzdeki dönemde diğer bazı ülkeler de alacak. Güvenlik Konseyi marifetiyle bu Türkiye'ye dayatılacak. Türkiye'nin şu an mevcutta işte Hamas'la, İslami Cihat'la, Filistin direnişiyle öyle ya da böyle bir takım ilişkileri var. Bir takım Hamas yetkilileri Türkiye'ye rahat gelip gidiyor, etkinlik yapıyor. Dolayısıyla bu durum yani Türkiye'nin de başını ağrıtacak ve Türkiye bunlarla ilişkiyi kesip Siyonist işgal rejiminin istediği şekilde yani Filistin direnişini terör örgütü olarak görmese dahi onlara hiçbir destek sunmayacağı bir pozisyona Türkiye'yi mahkum edecek, itecek. Maalesef. Böyle de bir handikap var. Peki Kenan Bey, çok çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Süremizin de sonuna geldik. Biz faydalandık. Umarız izleyicilerimiz de bu akşam Rehber Gündem'den olabildiğince faydalanmıştır. Değerli izleyenler, Rehber Gündem'in bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Cuma günü farklı konu başlıkları ve konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla Allah'a emanet olun.